Necla Hanım nikahta mıydı? Necla Nazır. Biz kimseye götürmedik. Biz istedik ama götürmemek. Peki bir iddiada annenin, özellikle annenin bu nikaha karşı olduğu. Bunun cevabını Necla annem versin. Bunun cevabını da Necla Nazır'dan dinleyeceğiz. Ne zaman dinleyeceğiz arkadaşlar? Hemen. Aa, çok güzel. Necla Hanım da. Biz Necla abla deriz aslında ona ama. Evet. Merhabalar. Alo. Alo. Ne güzel sesinizi duymak yıllar sonra. Selam kızlar, hayırlı bir yıl diliyorum inşallah. Teşekkür ediyoruz. Amin, teşekkür ederiz. Kendinize mübarek olsun. Bütün İslam aleminde. Benim 2 tane evladım orada. Adı güzel, Muhammed'im orada. Ay ne güzel. Öyle oldum benim. Sürmeli gözlü oldum benim. Helal olsun. Ay ne güzel. Ben Muhammed'i Allah için çok seviyorum. Allah karşımızda bir damat nasip etti. Elhamdülillah. Ben hep şuna inanmıştım kızlar, ben sevginin bütün duvarları yıkabileceğini düşünüyorum. Sevgisiz bir hayat, sevgisiz bir dünya asla hayatı boyunca düşünmedim. Ben Rabbimin yarattığı her şeyi Allah rızası için sevdim. Çocuklarımı da Allah rızası için seviyorum. Onlar bana Rabbimin emanetleri. Ben sizin yaklaşık 1 yıldır çok kötü bir dönem geçiriyor olabiliriz. Ama bizim Allah'ımız var. Biz Allah'ımızın o kalın iplerine sımsıkı tutulmuş durumdayız. Biz ayakta tutuyoruz. Yılmayacağız da biz adalete sığındık. Allah bizimle beraber gibi düşünüyorum. Allah herkese hidayet versin. Bizler günün gündüzünü görmekten. Dilerim Allah'ımdan insanlar yanlışlarını anlayıp nasıl tövbe ederler, akıllarını başlarına alırlar. Çünkü eğer insan gerçekten sevebiliyorsa bu sevgi insanın aklını da geliştirir. Sevgisiz insanlar maalesef akılsız oluyorlar. Necla abla şurada araya girelim. Herkese hidayet versin, merhamet versin kalplerinden. Necla abla şurada araya girelim. Kulaklıktan konuşuyorsanız eğer sorun var seste. Ben kulaklıktan konuşmuyorum annem. Telefonumdan. Seste problem varmış yayına çıkışta. Biraz daha telefonu yakın tutarsanız. Aslında yakın tutuyorum ama böyle farklı taraftan böyle. Buradan mı arasak acaba? Buradan arayalım. Biz sizi arayalım. Buradan biz sizi arayalım hemen. Daha iyi olur. Cepten arayalım. Kapatın siz. Hemen arayalım size. Tamam. Kapatın. Kapattı herhalde. Yayına çıkışı iyi. Nurşen abla bizim kahveler ne oldu aşkım? Kahvesini de getirelim. Hala arkada diyorsun ki siyah saçlı halim, siyah saçlı halim. Duyuyorum dediğini. Ama şimdi kabul et. Yok, siyah saç çok yakışıyor. Bak ama eşin de kabul ediyor zaten. Çareçinin çok güzel öyle. Evet. Evet. Duymadınız mı? Duyduk ama duyduk. Seyircinin zorlanmaması için bu şekle büründürdük. Çünkü yankılanıyor. Anladım canım. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten sevginin yıkamayacağı, aşamayacağı hiçbir duvar yok çocuklar. Ben hayatım boyunca sevgiye inanmış bir insan olarak hayatın içinde durmaya, dimdik durmaya gayret ediyorum. Çocuklarımla da onur ve gurur duyuyorum. Onların arkasındayım. Aile olarak arkasındayız. Biz Yüce Rabbimizin o kalın iplerine sarıldık. Yani Rabbim bu güzel gün içerisinde de bu yanlış yapanlara hidayet versin. Kalplerine merhamet versin. Artık evlendi, bir yuvası var. Yani bunları neden yapıyorlar bilmiş de değilim, anlamış da değilim. Ama şuna inanıyorum ki gerçekten sevmeyi bilen kişilerin aklı da güzel çalışıyor. Çünkü akıllı insanlar sevebilir. Evet. Akılsız insanlar da böyle ne yapacağını şaşırır, ortalığa düşer. Evet. Peki bu 1 yılda neler yaşadınız onu anlatır mısınız? İşte Ferdi babayla konuşuyor musunuz? Çocukları anlatıyor yavrum, yaşadıklarımız ortada, sürekli bir taciz, sürekli tehditler. Durmuyorlar. Siz de Necla Nazır olarak tehdit aldınız mı bizzat kişisel? Yok ben değildi ama çocuklarımdan dolayı Mesela onun da yaptığı şikayetlerde benim de ismimin geçtiği söyleniyor. Evet. Ferdi baba bu süreçte yakından ilgili mi peki? Şimdi şöyle bir şey, zaten bizim babamız bize bunu tavsiye etti. Derhal suç duyurusunda bulunacaksınız dedi. Biz de babamızın dediğini yaptık. Evet. Hı-hı. En doğrusu adalete teslim etmek. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sesinizi de duymuş olduk bu sayede. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı bir yıl diliyorum tekrar. Teşekkür ederiz. Sizleri gördüğüme çok sevindim. Adı güzel Muhammed. Efendim? Oğlum sürmeli gözlüm. Anne seni seviyor. Ne güzel. Ben seni çok seviyorum. Ne güzel seviyor. Çok güzel. Evet. Çok. Zaten o oğul, ben gelin. Teşekkür ederiz Necla abla. Hoşçakalın. İyi yayınlar canım. Sağ olun Ersin. Teşekkürler. Hoşçakalın. Baban ne dedi bu süreçte sana? Konuştunuz mu? Tabii tabii, babam direkt zaten ben artık tehditler beni aştıktan sonra zaten ben anneme söyledim. Yani ben yaklaşık 6 ay 7 ay zaten tek başıma mücadele ettim. Kimseye söylemedim. Ondan sonra tam anlamıyla böyle hem kendim de bir şeyler toplayarak dedim ki tamam şimdi hazırım. Hemen anneme söyledim. Anne dedim bak ben böyle bir şey yaşıyorum. Tansiyonu tavan oldu kadının. Ondan sonra hemen babamı aradı. Babam da dedi ki beklemiyorsunuz. Hiç diyaloğa girmiyorsunuz. Suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Yani nereye giderse gitsin konu. Ne kadar uzarsa uzasın arkandayım. Yani böyle bir tehdit, böyle bir şantaj olamaz. Ne yapmış olursan ol dedi. O sırada zaten Muhammed de hayatımıza giriyordu. Onun da çok desteği oldu yani, gerçekten çok. Peki bu hayatındaki değişimler, dönüşümler oğlunu nasıl etkiledi? Benim eşini nasıl etkiledi? Eski eşini etkilemesi beni ilgilendirmiyor yani. Hayır, rahatsız evlendi, parklandı yani. Evlendi mi? Tabii canım, o 2 yıl falan oldu evleneli. Hayır, çocuğumun böyle bir ortamda ortamda büyümesini istemiyorum der belki. Aşkım silahla saldırmıştı adam eve, ne diyorsun? Hangi ortam? Tövbe estağfurullah şimdi. Neyse. Bir silahla saldırmıştı, Necla Nazır'ın evine gitti. Neyse. Hayır belki evladı var sonuçta. Bence de var yani. Biz öyle biliyoruz. İlgilenmiyor mu? Efe'nin bu hafta sonu doğum günü var. Efe çok mutlu bir yerde, çok güzel, çok aşık olduğu bir yerde doğum gününü kutlayacağız. Muhammed babası çok güzel yapıyor her şeyi. Estağfurullah. Baba mı diyor sana? Baba diyor. Yani bundan onları duymamam gerekiyor. Efe'den ötürü değil. Karşı taraf için üzücü bir durum ama Efe gibi bir çocuğun, pırlantanın bana böyle bir şey layık görmesi gurur verici yani. Ne kadar zamandır görmüyor? 6 aydır falan beni tanıyor bir şekilde. Seni tanıyor ama babayı ne kadar zamandır görmüyor? 6 ay mı? Tuğçe cevap versin. Ben bilmiyorum. Oldu bayağı.